Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Meri Teacher. Zaten birçoğunuz Instagram'dan takip ediyorsunuz. Öylelikle video çekimlerinden bilgi sahibi olup videoları izlemeye geliyorsunuz. Ama Instagram'dan bilmeyenler için kendimi tanıtayım. Ben Meri Teacher. Açık Öğretim Lisesi İngilizce soruları üzerinde yoğunlaşıyorum. Yani anlatımlarımız İngilizce öğrenmekten ziyade İngilizce testlerini nasıl çözebiliriz? Bunun üzerine. Daha önce biliyorsunuz ki soru çözümleri yapıyordum. Yani bilenler biliyor. Soru çözümleri yapıyordum. Fakat bazen bir bakıyorum. Hani soru çözümünü yapmışız. Fakat diğer dönem farklı bir konudan çıkmış. Yani İngilizce 7 dersinin farklı bir konusundan çıkmış veya farklı bir soru türü, soru türü çıkmış. O yüzden ben konu anlatım yapmaya da karar verdim ve İngilizce 7 dersiyle başlıyoruz. Arkadaşlar İngilizce 7 dersinde 5 tane temamız var. Birinci tema Music, Yani müzik teması. İkinci tema friendship. Üçüncü temamız Human Right, And dördüncü temamız Coming Soon. Çok yakında büyük ihtimalle gelecekten falan bahsediyor. Ve tema, beşinci temamız ise Psychology. Yani psikoloji ile alakalı bir tema. Ee, birinci temamızda da Yine farklı 5 tane farklı konumuz var arkadaşlar. Birinci temadan, her temadan mutlaka 4 tane soru geliyor. Şimdi birinci temada 5 konu var. Bunlardan dördünden biri kesinlikle geliyor. Biri bazen geliyor, bazen gelmiyor. O da değişebiliyor arkadaşlar. O yüzden 5 beş konunun 5'ini bilmemiz gerekiyor. Birincisi Music Types. Müzik türleri var arkadaşlar. Çok fazla soru geliyor. Her dönem soru geliyor diyebiliriz. İkincisi Asking for an idea. Aslında 2019-2020'de bu konu üzerine çok fazla durmuşlar ve expressing ideas ve agree and disagree with different ideas. Bu konular ee, başta kulağa zor gibi gelebilecek veya bir sürü kalıpları gördüğünüzde uf ben bunların hepsini nasıl yapacağım, nasıl bileceğim diyebilirsiniz. Ama çalıştıktan sonra emin olun yapabilirsiniz. Zaten he hepsinden şöyle 5-6 tane kalıp var bilmemiz gereken. Bunları bildikten sonra soruları rahatlıkla çözebileceksiniz. Ve beşincisi Preference, tercihler hakkında. Arkadaşlar en basiti bu aslında. 2019-2020'de çıkmıştı. Prefer, I prefer fi ile ink eki gelecek. Zaten hepsini devam edeceğim. Hepsini anlatacağım. Bu temada öğreneceklerimiz bunlar arkadaşlar. 5 tane konumuz var. Konularla alakalı hep alışılmış soru tarzları kullanılıyor. Yani ben bu kez müzik type alakalı şunu sorayım. Yok şöyle bir soru sorayım. Olmuyor. Genellikle belli başlı soru kalıpları var ve bunlar sorulabilir zaten. Bu soruların dışında çok fazla çıkılamaz. O yüzden örnek sorularımız da var. Sadece konu anlatımı değil. Örnek sorular üzerinden bu konu herhangi bir testte veya gireceğiniz sınavda e, bu konudan nasıl soru gelir bunu da görmüş olacaksınız aslında. Ayrıca bu konu bittikten sonra, örneğin birinci tema, İngilizce 7 dersi, birinci tema, müzik teması. Bu tema bittikten sonra her dönemden, yani son 5 sınav baz alınarak hazırlandı arkadaşlar. Son 5 sınavda çıkmış kelimelerin hepsi bu temayla alakalı. Soru türlerinin hepsi, kelimelerin hepsi, işte konuların hepsi, tüm yapılar bu anlatıma anlatımda yer verildi tüm bu yapılara. O yüzden hepsini mutlaka çalışın, hepsini öğrenmeye çalışın. Çünkü aman bunu boş vereyim demeyin. Bir dön bir sonraki dönemde belki o sorulabilir. O yüzden hepsi önemli. Zaten konular bittikten sonra bu 5 konu bittikten sonra Son 5 dönem sınavını açıp e, soruları çözmeye çalışırsanız konular bittikten sonra bakıyorsunuz ki takır takır çözebiliyorsunuz. Her dönemde unutmayın 4 tane soru geliyor. Yani son 5 sınava baktığımızda 20 soru var. Konu bittikten sonra mutlaka o soruları çözün. çözemediklerinizi zaten e, anlatımlara bakarak her halükarda çözeceksiniz. Emin olun ben inanıyorum. İnanıyorum size. E, çünkü o sorular baz alınarak hazırlandı zaten yapamadığınız, farz edelim ki olmadı ya da gözünüzden bir şey kaçtı, onu bana atsın. Ben ilgili notu sizlere yine gönderirim veya herhangi bir şekilde açıklama yaparım. Youtube'dan da, Instagram hesabımdan da bana ulaşabilirsiniz. Ee, Konularda sorular nasıl geliyor? Hem konu hem de örnek sorular üzerinden göreceğiz arkadaşlar. Nasıl anlatacağımızla alakalı bu. Hem konu bilgisini hem de soruların gerçekten konuyu bildikten sonra nasıl basitçe çözüldüğünü göreceksiniz. Öncelikle birinci konumuz Music Types. Arkadaşlar Music Types Type tür demektir. Müzik türleriyle alakalı. Müzik türleriyle alakalı belli başlı çok bariz kalıplar var. Bunları öğrenmemiz lazım önce. Öncelikle sorularda sıklıkla çıkan müzik türleri ve çalgı aletlerini öğrenmeliyiz tabi. Listen to music. Listen dinlemek. Listen to music. Müzik dinlemek. Bunu sık sık göreceksiniz. Zaten temamızın ismi müzik teması. Listen to music. Müzik dinlemek demektir. Neredeyse her soru türünde bu kelimeyi görebilirsiniz. Örneğin do you like sorusuyla listen to music kullanılabilir. Do you like sever misin demek müzik dinlemeyi sever misin? Yes, I like. Bakın like ile sorulmuş like ile cevap verebiliriz veya do ile sorulmuş yine do ile cevap verebiliriz. Do you like sorusuna yes I do da diyebilirim. No I don't da diyebilirim. Bakın her halükarda do'yu kullanıyorum. I don't veya yes I do diye. Sever misin sorusuna yes I like da diyebiliriz. Tabi evet severim diyebiliriz. Veya what do you think about Listening to music. Bakın yine müzik dinlemek diyor. What do you think about? Ne düşünüyorsun? Yine böyle bir soruda listening to music kelimesini görüyoruz. Müzik dinlemek hakkında ne düşünüyorsun? Burada bize asking idea. Yani fikrimizi soran bir soru türüdür. Geçiyorum. What type of music? Bakın ne tür? What type? Type zaten tür demek. Music type'dan aklımıza gelsin. Müzik türü. What type de yine tür demek. Ne tür müzik dinlemeyi tercih edersin. Burada da tercihim soruluyor. I prefer pop music diyebilirim. Evet, şimdi geliyor. Müzik türlerini hangi sorularda cevaplarız biz veya müzik türleri sorunun içinde nerede kullanılmalı? Ben böyle bir soru görsem hangi cevabı işaretlemeliyim? Onlara bakacağız hepsine sırayla. I prefer pop music. Mesela pop müziği tercih ederim. Burada prefer yapımız var. Listen, dinlemek demektir. Normalde pop müziği tercih ederim de diyebiliriz. Veya pop müzik dinlemeyi, dinlemek fiilini kullanacaksak arkadaşlar preferden sonra fiilime ink eki geliyor. Yine bundan da detaylıca bahsedeceğiz. Yani müzik dinleme, listen to music kelimesini sıklıkla görebiliriz. O yüzden bunu en başta vermeyi tercih ettim. Neredeyse tüm konuda 5 tane konumuz var. Müzik temasında 5 konu var. Bu 5 konunun çoğunda da listen to music yapısını görebiliriz. Şimdi bakalım bakalım neler varmış. Types of music, music genre. Müzik türleri demektir. Çok affedersiniz hemen size alıyorum telefonumu. Evet. Types of music veya uh, types of music genre. Arkadaşlar, genre, tür, çeşit demektir. Yine type, müzik türü, uh, types of movie veya types of film dediğinde film türü olur. Types of sport dediğinde spor türü olur. Veya types of subjects. Hangi tür dersleri seversin gibi? Burada type tür demek. müzik türlerini müzik türlerini göreceğiz ve müzik genre. Bu da yine müzik türü demektir. Son zamanlarda genre kelimesi kullanılıyor type yerine. Şimdi bakalım hangi müzik türleri varmış? Pop müzik, rock müzik, jazz müzik, classical müzik, folk müzik, electronic müzik, opera, hip hop and reggae bunların çoğu zaten Türkçe ile benzer. Bakın pop, rock, jazz, klasik, folk, halk. <laughs> folk, halk müzik demekti. Elektronik zaten elektronik. Opera, opera, hip hop, hip hop. Sadece şu reggae'yi belki bilmeyebiliriz. Bir de arkadaşlar mix denilebilir. Mix, karışık. Mesela what type of music do you like? Ne tür müzik seversin? diye soruldu. What type? Bakın tür soruluyor. Ben burada bu türlerin hepsini söyleyebilirim. Ama bunun yerine mix kelimesinde görebilirsiniz. Yani karışık veya all of them hepsini de gibi kelimeleri de görebilirsiniz. O yüzden mix kelimesini de yazdım. Kitabımızda var çünkü. Bilmemizde yarar var. Her müzik türünün kendi has özellikleri var tabii ki. Ama kişiden kişiye göre tercihler değişiyor. Herkesin düşüncesi her müzik türüne göre farklılık gösterebilir. Ee, bunu neden söylüyorum? Çünkü asking... Uh, sorry, expressing for expressing an idea. Yani bir fikir belirtme konusuna geleceğiz. Üçüncü konu sanırım ya da dördüncü konu olması lazım. Ona geldiğimizde mesela jazz müzik hakkında birisi farklı bir şey söylerken diğeri farklı bir fikir belirsebilir. O yüzden bu cümleyi yazdım. Ee, çok fazla bilinmeyen türlerden bahsedelim. Jazz müzik genellikle saksifon çalınarak söylenen müzik türüdür. Ve reggae müzik, Jamaika'ya ait bir müzik türüdür. Genellikle Bob Marley şarkılarının pek çoğu zaten reggae müzik türüne örnek verilebilir. Aslında Operayı da hepimiz biliyordur Oo, falan böyle. Ee, o da opera oluyor zaten herkes biliyor. Ee, şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bunlara aslında listening yani dinlemeyle alakalı sorular olsaydı. Hani belki ilkokul, ortaokul öğrencileri, aileler bu, bu konulardan çocukları da sınava yine girecek. Dinlemeyle alakalı olmuş olsaydı ben genelde derslerimde bu müzik türlerini de dinletiyorum ki çocuklar o müzik türlerine e, hakim olsunlar. Mesela elektronik müzik dediğinde nasıl bir müzik veya... Veya halk müzik denildiğinde, classical müzik denildiğinde ne tür müzikler olduğunu öğrensinler, bilsinler diye. Evet, ilk konumuz yani müzik türleri ile ilgili nasıl sorular geliyor, inceleyelim. Geldik en önemli noktaya. Arkadaşlar müzik türleri ile alakalı şöyle sorular geliyor. What type of music diyor mesela, müzik türü. Type burada müzik demek, e, type tür demekti zaten. What type of ne tür, ne çeşit müzik? dinlersin diye soruyor. Bakın what type type'ı gördük zaten. What type ne tür demek? E ne tür diye soruyorsa ben hemen ne yapacağım? Şuradaki müzik türlerinden herhangi birini doğrudan seçebilirim. Ne var mesela bakın? Pop müzik. Doğru cevabım D şıkkıdır deyip geçeceğim. Hiç gerisini düşünmeyin bile. Çünkü neden? What type diyor zaten. Ne tür diye soruluyor. E Burada başka tür var mı? Bakıyorum. Caz yok, klasik yok, pop yok. Aa, pop var pardon. Ee, ne bileyim folk yok, reggae yok. Yani burada müzik türü olan sadece pop müzik var. Zaten genellikle böyle olur. Ne tür diye soruluyor. Saçıklarda bir tane müzik türü verir, verilir. O da doğru cevabımızdır zaten. Unutmayalım. What type of sorusunu gördüğümde ne yapacağım? Bir müzik türü olan şıkkı seçeceğim. I like music. Müziği severim diyor. Olmaz. I agree with you. Sana katılıyorum. Neye katılıyorsun? Bana tür soruyor. Önce bir türü söyleyelim. I disagree with you. Sana katılmıyorum. Bu da alakasız. I usually listen pop music. Genellikle pop müzik dinlerim. Ne tür müzik dinlersin? Pop müzik dinlerim. Önemli soru türlerimizden biri olan what type of veya What genre sorusunun devamına bile bakmanıza gerek yok. Yani şöyle film diyorsa film türü arayacağım demektir bu. Music diyorsa müzik türü arayacağım demektir. Mesela what type of, what kind of, what genre. Bunların üçü de ne tür, ne çeşit demektir arkadaşlar. Ben bu üçünü de gördüğümde soruda herhangi bir tür seçmem gerekecek. Müzik türü de olur, film soruyorsa film türü de olur, spor soruyorsa da spor türü olur. Diğer bir sorun preference kelimesi preference tercih demektir. E şimdi tercihin ne diye soruluyorsa yine mantıken yani düşünüldüğünde ben ne diyeceğim? Hmm, burada da bir tür soruluyor demek ki bana tercihim soruluyorsa tercihimde herhangi bir tür belirtmem gerekecek. What is your preference about music mesela müzik hakkında tercihin what ne demek zaten your preference senin tercihin ne? What is your preference? Senin tercihin ne? Ben yine böyle bir soru görürsem ne yapacağım? Yukarıdaki söylediğimiz müzik türlerinden herhangi birini seçeceğim. What is your favorite? Favorite ne demek? Bakın favori. Türkçe'ye geçmiş bir kelime. Favori ne? Favori nedir? What is your favorite? Senin favorin ne? diye sorulduğunda ben yine ne yapacağım? Bir müzik type. Yani müzik türü seçmem gerekecek. Bunların hepsinde de devamı ne olursa olsun bize bir türü soruyor. Bazen seviyor musun diyor. Bazen tercihimizi soruyor. Preference, bazen favorite soruyor. Ne sorarsa sorsun. What type of music? What kind of music? What genre music? What is your preference? What is your favorite? Dediğinde ben ne yapacağım? Tür soruyor. O yüzden cevabında ne cevaplayacağım? Yukarıdaki müzik türlerinden herhangi birini cevabıma işaretleyeceğim. D şıkkında pop müzik seçeneği bizim doğru cevabımız olacaktı. Başka bir örneğe bakalım hemen. What is your favorite? Bakın favorite diye soruyor. Bir de music demiş. Favorite music. Favori müziğin ne? Bir de devamına da bakalım. What is your favorite music type? Senin favori müzik türün ne? E müzik tür, music type diyor. Music genre da diyebilir. Ben ne yapacağım burada? Müzik türü, müzik çeşidi soruyor dediği için hemen boşluğa hiç düşünmeden bir müzik türü getirmem gerekecek. Cevabında arkadaşlar I like da diyebilir. Ben şunu seviyorum. Favorimiz nedir zaten bizim? Sevdiğimiz şeydir. I like, seviyorum nokta nokta. Sevdiğim şey söyleyebilirim. Veya my favorite is benim favorim nokta nokta nokta. Burada önemli değil. What is your favorite sorusuna iki şekilde de cevap verebiliriz. Onu belirtmek için. Yani hani what is your favorite, my favorite diye cevap verebilir. Evet benim favorim diye cevap verebilirim ama I like da diyebilirim. Ben seviyorum da diyebilirim. Bizim için önemli olan soru neydi? Music type, müzik türü sorulmuş. Ve ben boşluğa müzik türünden herhangi birini getireceğim. Favorite zaten, favorite zaten favori sevilen anlamına geliyor. Favori kelimesini görünce de biz favori ne diye sorusunu anlayıp tür sorulmuş ve ben bunu cevabında müzik türü olarak cevap vermem gerekiyor diyebilirim. Cevap da my favorite da diyebilirim. Bahsettik. I like da diyebilirim. Burada müzik type sorulmuştu. Cevapta da bir müzik türü olmalı demişiz. Evet, what's your favorite music type? Favori müziğin ne? I like, my favorite is rock music. Bu şekilde cevaplar veriliyor arkadaşlar. My favorite is rock music. My favorite is classical music. My favorite is uh, hip hop. Hepsini cevap verebilirim. Çünkü ne soruluyor bana? Favorite music type. Müzik türüm. Favori müzik türüm soruluyor. Ben de ne yapacağım? Müzik türlerinden biriyle cevap vereceğim. Üçüncü soru türümüz şöyle olabilir. Do you like jazz music? Bakın Do you like sever misin demek. Jazz müzikte de zaten ca bildiğimiz caz müzik. Sever misin? Do ile sorulan soruya ben yes I do diyebilirim. No I don't da diyebilirim. Do ile soruluyorsa do ile cevap vereceğim. Olumsuzsa don't, olumluysa do. Bir de sever misin? Do you like dediği için yes I like da diyebilirim. Yani evet severim. Like fiilini yani sevmek fiilini cevabımda kullanabilirim. Şimdi bu soruda diğerlerine farklı olarak ne var? Bana müzik türü sormuyor. Caz müziği sever misin diye soruyor. Yani sevip sevmediğim. Yani benim fikrim soruluyor arkadaşlar. Şimdi bu sorunun cevabını artık bir fikir belirtmemiz gerekecek. Kısaca, kısaca şu şekilde cevaplar verebilirim dedim. Do ile sorulduğu için İngilizce'de sorular hangi yardımcı fiille soruluyorsa o yardımcı fiille cevap verir. E, do ile sorulduğu için kısa cevabımız da do olabilir. Yes I do olur. No I don't olmaz. Yes I like. Bunlar kısa cevaplar. Bu şekilde üç şekilde kısa cevap verip sonrasında nedenini açıklayabilir. Bu sorunun ilk iki sorudan farkı neymiş? Tür sormuyor. Ben do you like jazz music? Jazz müziği sever misin sorusuna jazz music diye herhangi bir müzik türüyle cevap veremem. Ne yaparım? Müzik tür sorunun içinde verilmiş bu müzik türü hakkında olumlu veya olumsuz bir cevap yani olumlu veya olumsuz bir fikir belirtmem gerekir. Ben böyle bir soru görürsem yani müzik türünü sorunun içinde görürsem ne diyeceğim? Hmm, bana bir müzik, bu müzik türü hakkında fikrim soruluyor diyeceğim. İkinci konumuz olan fikir sorma kalıplarını göreceğiz o halde şimdi. Hemen bakıyorum. Asking for idea. Asking for an idea, opinion. Ne demek bu? Fikir sorma. Yukarıda da belirttiğimiz gibi herhangi bir şey hakkında fikir soracak saat o şey sorunun içinde yer almalı. Önce birinin fikrini nasıl sorabiliriz onları görelim bakalım. Do you like Sever misin? How do you... Uh, sorry. What do you think about? Ne düşünüyorsun? How do you feel about? Ne hissediyorsun? What is your idea? What is your opinion? Fikrin ne? Do you have anything to say? Söyleyecek bir şeyin var mı? Have you got an opinion? Bir fikrin var mı? Do you agree with... Şunu kabul ediyor musun? Bakın ben bu soruların hepsinde fikir soruyor bana. Kabul ediyor musun? Seviyor musun? Ne hissediyorsun? Fikrin var mı? Söyleyecek bir şeyin var mı? Fikrin ne? Ne düşünüyorsun? Hepsinde ne yapıyorum? Fikir soruyorum. Zaten bakın about, about, about. Genellikle about'u görürüz. Ama görmezsek de şu baştaki soruları bilelim ki about yok. Ha, burada o zaman nokta nokta hakkında ne düşünüyorsun diye sormuyor. Diyemeyiz. Çünkü yine ne yapıyor? Soruyor yani. Bunların hepsini Türkçelerine arkadaşlar yazdım. Bir de şu kelimeyi bilmemiz lazım. Idea ve opinion. Fikir demektir. Sorumun içinde fikir kelimesini görüyorsam yine ne diyeceğim? Fikir sorma sorusudur diyeceğim. Veya birisi karşılık bir cevap vermiş. Soru cümlemde ne olacak? Fikrin ne? What is your idea? Senin fikrin ne? Diye cevap verebilirim. Şimdi ee, bir de ne dedik about hakkında. What do you think about pop music? Pop müzik hakkında. How do you feel about rock music? Rock müzik hakkında. Ne hissediyorsun? Bakın nokta nokta hakkında. Buraya e, herhangi bir şey gelebilir. O şey ne olacak? E, bize onun ne hakkında sorulduğuyla alakalı müzik türü olacak veya film hakkında bir şey soruyorsa film hakkında olanlardan birini soracak. Ee, örneğin, what is your idea about classical music? Bakınız, what is your idea? Idea, fikir demektir zaten. Senin fikrin ne? Senin fikrin ne? demektir bu. Çok affedersiniz, 10 dakika olduğunda biraz önce tam yarım saat, bir saat konuyu anlattım. Ve bir baktım ki kaydetmemiş. Yani 10 dakikadan sonra program kapanmış kendiliğinden. O yüzden 10 dakika 10 dakikada bir bakıyorum hani devam ediyor mu diye kontrol ediyorum. Bölüyorsam özür dilerim lütfen hakkınızı helal edin. What is your idea about classical music? Şimdi zaten sorumun içinde klasik müzik var. O zaman ne diyecek? Klasik müzik hakkında bir şey soruyor. Bu ne soruyor acaba? Idea. Fikir soruyor bakın. Ee, evet bunu bahsettik zaten. What is your idea? Senin fikrin ne? hakkında. Ne hakkında? Klasik müzik hakkında. Biz bu soruları gördüğümüzde fikir beyan etme yapılarını hemen ne yapacağız? Cevaplara yerleştireceğiz. Ondan önce ben nerede fikir sorma sorularını şıklarda seçeceğim? Şöyle bir soru görürsem arkadaşlar. Önemli bir soru türü. A kişisi bir şey sormuş. B kişisi demiş ki I don't like rap music. Rap müziği sevmiyorum. I think it's so fast and I can understand the lyrics. Lyrics. bence çok hızlı ve ben sözlerini anlamıyorum diyor. Bakın I don't like rap müziği sevmiyorum diyerek ne yapıyor? Fikir beyan ediyor. O zaman bu A kişisi ne sormuş? Fikrini sormuş arkadaşlar. Böyle bir soru gelebilir. Ne, ne seçeceğim o zaman? Ben I don't like... Bakın hemen ne diyeceğim? Tekrar mantığı unutmayalım. B kişisi I don't like diyor. Sevmiyorum diyor. Fikrini belirtiyor. O zaman hemen ne düşüneceğim? Fikrini belirtiyorsa bu kişiye fikri sorulmuş. Yoksa durduk yere neden fikrini belirsin diyeceğim. Hemen fikir sorma soruları aklıma gelecek. Neler vardı fikir sorma sorularında? Do you like? What do you think? How do you feel? What is your idea? Do you have anything to say? You have you got an opinion? Do you agree with? Bunlardan hepsi olabilir cevabım. Rap müzik demiş. Rap müzik hakkında artık ne düşünüyorsun mu diyecek? Ne hissediyorsun mu diyecek? Veya do you have anything to say? Söyleyecek bir şeyin var mı diyecek? Hemen şıklara bakacağım. I like hip hop. Hip hop'ı severim. Ne alaka? Rap müzik hakkında yani ben hip hop'u severim, rap müzik hakkında. Olmuyor. I agree with you. Sana katılıyorum. Bakın bu, bu bir soru zaten. Yani I diye başlamaz ki cümle. "Ben" diye başlamaz. "Ben" diye burada da ay Aylak like, seviyorum. "Ben" diye başlamaz. Soru fiiliyle, soru yardımcı fiiliyle başlaması lazım. Absolutely. Kesinlikle diyor. E şimdi şurada noktayı silerim de hani bu ipucu gibi olmasın. Absolutely kesinlikle demek. E benim bu bir soru yani. Soru olması lazım. Bir de zaten fikir belirtmiş. O zaman ne diyeceğim? Fikir soran soru olması lazım. What do you think? Ne düşünüyorsun? Doğru cevabın C şık olacak arkadaşlar. Burada zaten rap müzik kelimesi sorumuzun içinde var. O halde biz de oradan ne yapacağız? Şöyle düşüneceğiz. Bu soruda tür zaten verilmiş. O halde bize onun hakkında fikrimiz soruluyor soru sorarken, fikir sorarken kullandığım yapılardan herhangi birini seçeceğim diyeceğim. I don't like rap müzik diyor zaten. B kişisi cevabında. Rap müzik sevmem diyor. Durduk yere fikir belirtmez. Fikrini soruyor. Şıklarda yukarıda verilmiş olan fikir sorma kalıplarından C şıkkındaki what do you think sorusu doğru cevabımız olacak. Başka hangileri olabilirdi fikir sorarken kullandığım yapılar? Do you like? What do you think? How do you feel about? What is your idea? Do you have anything to say? Do you agree with? Have you got an opinion? Opinion ve idea fikir demekti zaten. Direkt bunları görürseniz aklınıza gelsin. Bunlardan herhangi biri olsaydı yine ne olacaktı? Benim doğru cevabım olacaktı. Bu kalıpları unutmayalım. Diyalog sorularında çünkü sık sık karşılaşacağız. Şimdi müzik türünü gördüm. E, fikir soruldu. Şimdi ne yapacağım? Sırada birisi bana fikrimi sorduğunda ben fikrimi nasıl beyan edeceğim veya fikrimi nasıl belirteceğim cümleye nasıl başlamam gerekiyor? Hemen onları göreceğiz arkadaşlar. Bakalım. Expressing idea. Expressing idea fikir beyan etme, fikir belirtme demektir. Yukarıdaki asking ask sormak, express ifade etmek, belirtmek. Asking for idea fikir sorma sorularından herhangi birini A kişisi sormuş bana fikrimi. B kişisinde boşluk bırakmış benden şıklara seç diyor. Bu B ne diyebilir diyor. Bakalım neler diyebilir. Expressing idea diye yani fikir belirtme kalıplarını boşluğa getireceğiz. Neymiş bu fikir belirtme kalıpları? My opinion, benim fikrim. I think, bence. To me, bence, benim için, benim açımdan. According to me, bana göre deyip fikir belirtebiliriz. According to my father, babama göre according to my teacher. Öğretmenime göre veya according to researchers. Hemen şöyle yazılıyor. Researchers. <laughs> according to researchers. Bunu görebiliriz arkadaşlar. Ee, araştırmacılara göre. According to researchers. According to a göre, e göre demektir. Bu da yine fikir belirtirken kullandığım şeylerden biridir, yapılardan biridir. Personally, şahsen, If you ask me, eğer bana sorarsan, bana sorarsan deyip yine ne yapabilirim? Ben fikrimi belirtebilirim. I believe that, inanıyorum ki deyip yine ben ne yaparım? Expressing idea, fikrimi belirtebilirim. Peki sorular nasıl gelecek? I think, genellikle I think çıkıyor ama hiç önemli değil. My opinion da diyebilir, benim fikrim de diyebilir, bence de diyebilir. To me, according to me, personally. If you ask me, bana sorarsan I believe that. İnanıyorum ki bunların hepsi fikir belirtirken kullanırım. Evet kitaplarda sorularda artık çıkıyor ama farz bir sonraki dönemde according to me çıktı. Bana göre demektir. Hemen ne diyeceğim? According to me. Ha, ben bunu fikir belirtirken kullanırım diyeceğim. Bakıyorum şimdi. How do you feel about opera? Operayı gördüm. Aha, bana operalı bir soru sorulmuş. Opera diyor. Opera hakkında fikrim soruluyor diyeceğim. B kişisinde boşluk var. O zaman şıklarda ne olacak? Bana fikrim soruluyorsa fikir belirtirken kullandığım yapılardan birini getireceğim. I don't like opera. Operayı sevmiyorum deyip fikrini yani nedenini açıklayacak şimdi arkadaşlar. I love opera. Operayı severim. Der mi? I don't like demiş zaten. Bakın olumsuz bir şey varsa olumsuzdur bu cümle. Like sevmek demek. E, I don't like diyorsa sevmem diyor. Operayı sevmem deyip devamında operayı severim der mi bu kişi? Demez. Personally, şahsen diyebilir mi? Personally dedikten sonra, şahsen dedikten sonra fikrini belirsebilir mi? Elbette. I agree, kabul ediyorum. Do you agree, kabul ediyor musun? Diye sorulu. Bu zaten bu bir sorudur arkadaşlar. Bu fikir beyan etmeli alakası yok. I agree, kabul ediyorum. Neyi kabul ediyorsun? Yani sen bir fikrimi söyleyeyim de Sonra A kişisi bana önce fikri soruyor. Ben fikrimi belirteyim. Sonra kabul edip etmediğini bana söyleyebilir. Unutmayalım. Operayı gördüm. Opera hakkında bir şey soruluyor. Ne soruluyor? Fikrim soruluyor diyeceğim. Zaten sevmem dedikten sonra nedenini açıklayacak. Nasıl açıklayacak? Fikrimi belirtirken kullandığım yapılardan herhangi biriyle. Burada ne var şıklarda? Personally Doğru cevabımız personally. Bakınız bu şekilde üçlü diyaloglar göreceğiz. Yani artık hele ki 2020-2021 döneminde çok çok göreceğiz bence. Mantık kavradıktan sonra neyin nereye gelmesi gerektiğini zaten soruya bakar bakmaz karar verebileceksiniz arkadaşlar. Bu sorumuzda how do you feel? Nasıl hissediyorsun? diye sorulmuş. Opera hakkında ne hissediyorsun diye sorulmuş. Fikir sorulmuş. Zaten anlamına baktığımızda da söyledik. Fikir sorulduğunda fikir belirtmem gerekiyor dedim. Fikir belirtirken kullandığım fikir belirtme yapıları my opinion, i think, to me, according to me, according to researchers, personally, if you ask me, i believe that. Bunlar da fikir belirtirken kullandığım yapılar. Sorumuzdaki B şıkkı doğru cevabımız olacaktı. Şimdi sorumuzun devamında fikir belirttikten sonra A kişisi Demiş ki, na kişisi bana fikrimi sordu. How do you feel about opera dedi. Siz bana sordunuz. Ben de size dedim ki, I don't like opera. Um, uh, personally, it is so slow. Bence çok yavaş. I don't understand anything. Hiçbir şey anlamıyorum dedim. Siz bana benim cevabıma, benim fikrime karşılık I disagree diyorsunuz. Bakın, yani burada A kişisi I disagree. Sana katılmıyorum demiş. O zaman neye geldim ben? Dördüncü konum olan. Ee, asking for Evet, şunu da önce tekrar I disagree diyor. Burada da şimdi göreceğimiz temanın dördüncü konusu var. En baştan bakalım. Ee, müzik türlerini gördük. Music types. Sorular nasıl geliyor? What type of music? What kind of music? What genre? Uh, what's your favorite? What's your preference? Ne yapacağım? Bu soruları gördüğümde music types seçeceğim. Bakıyorum devamında. How do you feel about opera? Opera hakkında ne hissediyorsun? Asking for an idea. Fikir sormayı gördüm. I don't like opera. Personally, şahsen fikir beyan etmeyi gördüm. Fikir beyan ettikten sonra A kişisi I disagree with you diyor. Ve benim fikrimi kabul veya reddediyor. Yani şimdiki göreceğimiz konuya geldik arkadaşlar kabul veya reddetme nelermiş? Ben nasıl reddedebilirim veya nasıl kabul edebilirim? Onları göreceğim şimdi. Accepting, refusing, accept, kabul etmek, refuse, reddetmek. Accepting bir fikri kabul veya refusing idea fikri reddetme. Kabul etme ifadelerine bakalım. I agree. Kabul ediyorum. Reddediş ifadelerinde I disagree. Arkadaşlar, agree kabul etmek, disagree kabul etmemek. Bakın, avantaj olumlu bir şey, dezavantaj olumsuz bir şey. Dis aslında Türkçeye dez olarak geçiyor. Disi gördüğümde olumsuz bir kelime diyeceğim. Nerede görürseniz görün. Deza, uh, disagree, disadvantage veya ım, ne olabilir? Dismiss, kaçırılmış, unutmuş. Yani dis olan her şey her şey demeyelim de yine disi uh, gördüğümde dis örnekini bakın. Agree kabul etmek. Disagree kabul etmemek. Bunu önce bir kavrayalım. Çünkü sıklıkla ben bu ikisini göreceğim. Tabi you are right. Right doğru demektir zaten. Haklısın. You are wrong. Yanlışsın, haksızsın. Wrong da yanlış demektir. Bakın kabul etme ifadeleri olumlu. Reddetme ifadeleri ise hep olumsuz şeyler var. Not'lar var. Uh, wrong yanlış demek disagree dezler var yani olumlu ve olumsuz diye de farz edip kabul edebilirsiniz. I agree kabul ediyorum. I disagree reddediyorum. You are right. Haklısın. You are wrong. Yanlışsın, haksızsın. I think so. Ben de öyle düşünüyorum. I don't think so. Ben öyle düşünmüyorum. I don't var zaten bakın reddediyor direkt. That's true. Doğru. That's not true. Not var bakın. Don't var. Bunlar ne? Olumsuz şeyler. True doğru demektir. Not true doğru değil diyor. Yani ne yapıyor? Reddediyor. Absolutely. Kesinlikle. I don't agree. Don't var zaten. Agree kabul etmek demektir normalde ama I don't agree diyor. Kabul etmiyorum. You have a point there. Orada haklısın işte. You have a point. İşte orada haklısın. Point, orada, o noktada haklısın. Senin bir noktan var, önemli. Evet, orada e, sözün geçiyor yani. Ben de katılıyorum anlamında. You have a point. Orada haklısın demektir. I'm sorry. Üzgünüm. Üzgünüm diyorsa ne yapıyor? Reddediyor. I suppose so. Öyle sanırım. Öyle sanıyorum ben de. I'm afraid. Korkarım ki. I don't agree kabul etmiyorum korkarım dedikten sonra bilin ki kabul etmeyecek, reddedecek. I'm sorry, üzgünüm dedikten sonra ne yapacak? Reddedecek, kabul etmeyecek. Bunları unutmayalım arkadaşlar. Ve ekstra olarak of course, tabii ki kabul ediyor. Exactly, kesinlikle. Aynen. Bakın ne yapıyor? Kabul ediyor. Yes, me too. Evet, bence de. Hemen kısaca bakalım tekrar. Agree, disagree, right, you are right, you are wrong. I think so. That's true. Absolutely. You have a point there. I suppose so. Of course. Exactly. Yes, me too. Bunlar kabul ediyor. Bir de reddeden olumsuzlara bakalım. I disagree. You are wrong. I don't think so. That's not true. I don't agree. I'm sorry, but üzgünüm ama. I'm afraid. Korkarım. deyip bunlar da reddeden ifadeler. Bu ifadeler birisi bize fikrini belirttikten sonra, bakın fikir soruldu. İkincisi fikri belirtse, son olarak da fikrini belirttikten sonra onun fikrine karşı verebileceğimiz cevaplardır. Bazen başkalarının fikrini kabul ederiz, bazen de reddederiz. İnsanız hepimiz aynı fikirde olamayız. Ya agree kabul etme, ya da disagree reddetme. Bu iyi. Bu iki iyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar öncelikle. Ama ana maddesine agree ve disagree. Agree kabul etmek olumlu bir şey. Disagree reddetmek olumsuz bir şey. Dis ekinden bahsettim zaten. Agree kabul etmek, disagree kabul etmemek. Avantaj ve dezavantaj örneğinden aklınıza gelsin. Dez buradaki distir aslında. Avantaj olumlu, dezavantaj ise olumsuz bir şeydir. Şimdi örnek bir soru çözelim bakalım. To me, Classical music is very effective for stress. Bence, bakın to me'yi gördüm. Ne diyeceğim? To me, bence demekti. Fikir belirtiyor. O halde B kişisi bunun fikrini, bakın fikir belirtmiş, devamını anlamasanız, bilmeseniz bile to me'yi gördükten sonra bence diyorsa fikrini belirtiyor diyeceğim. Fikrini belirtiyorsa B kişisi bunu ya kabul edecek ya da reddedecek. Hemen bakalım şimdi. Kabul etme veya reddetme. I agree with you. Katılıyorum. I disagree. Katılmıyorum. That's true. Doğru. You are right. Haklısın. Bakın üçünde de kabul ediyor ama birinde reddediyor. Şimdi üçü de kabul ediyorsa bunların üçü de doğru cevap olabilir mi arkadaşlar? Düşünelim. Bir testteyiz yani üçü de doğru cevap olamaz. Biri farklı. Hangisi olumsuz? I disagree diyor. Kabul etmiyorum. Bir farklıysa genellikle farklı olan bizim doğru cevabımızdır. Bu İngilizce soru testlerinde her zaman kullanabileceğiniz bir kuraldır. Farz edelim ki iki tane disagree, iki tane kabul etme var. O zaman anlamada yine bakmamız gerekebilir. To me classical music is very effective. Klasik müzik çok etkili. Ne için? For stress. Stres için çok etkili. It makes me relaxed. Beni sakinleştiriyor, dindiriyor. Fikrini belirtmiş. Burada B kişisi ya kabul eder ya reddeder. Diyor ki it is meaningless. Anlamsız. Arkadaşlar bu efektif, etkili diyor. Bu gelmiş anlamsız diyor. O zaman ne yapacağım anlamada baktığıma göre anlamsız diyorsa olumsuz bir ifade var çünkü. Kabul etmiyordur hocam diyeceğiz. Kabul etmeyen hangisi? disagree, kabul etmiyorum demekti. Burada I don't agree, don't agree de yine kabul etmiyorum demekti. O da olabilirdi. Veya şurada kabul etmeyen fikirlerden herhangi biri yine benim cevabım olabilirdi. Çünkü bu kişi effective, etkili diyor. Ama bu meaningless diyor. E hocam burada bir sürü kelime var. Ben olumlu mu olumsuz mu yorum yaptığını nasıl anlayabilirim? Hemen dersin sonunda kelimeleri verdim o kelimelere iyice çalışıyorsunuz. Olumlu kelimeler ve olumsuz kelimeler olarak çalışırsanız sorularda kelimeyi olumlu kategorisinde gördüğünüz kelimenin anlamını hatırlamasanız bile aa bu olumluların arasında deyip doğru cevaba gideceksiniz. Evet burada soruyu açıkladım zaten. Fikri kabul veya reddetme olacak. Bu tür sorular için ipucumuz neydi? Şıklara bakın. Eğer şıklarda üç olumlu sorumuzda üç tane olumlu var. Bir olumsuz yanıt varsa doğru cevap 3'ü birden olamayacağı için o olumsuz olan doğru cevabımızdır. Veya üçü olumsuz olsaydı, biri olumlu olsaydı, doğru cevabımız ne olacaktı? O olumlu olan olacaktı. Şıklara baktığımızda açıklamışız zaten bunlara, anlamı da açıkladık arkadaşlar. Son olarak neye geliyorum? Doğru cevabımız bu arada disagree idi. Kabul etmiyorum demek. Son olarak 5 konumuz preference. Tamam şuna bir bakalım. Evet devam ediyor. Preference konusunu işleyeceğiz. Preference tercih demektir arkadaşlar. Tercihlerden bahsediyorsak prefer ve would rather'ı unutmayacağım. İkisi de tercih etmek demektir. Ben bunu tercih ediyorum. İşte tercihim şu. Yine birinci temadan çıkabilen diğer bir konudur. Bu iki yapı tamamen kural yapılarıdır. Nedir arkadaşlar kural? Soru şöyle gelecek. I prefer bla 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 jazz music to classical music. Şimdi burada jazz müzik değil de şöyle diyelim. Mesela e, ne diyelim? Folk müzik. Veya klasik yerine de değiştirelim bunu. Ne diyebiliriz? Pop ya da evet pop rock diyelim hadi bunu. Evet. Hiç önemli değil. Ben onu değiştirmek istedim sadece. Çıkmış soru olmasın. Yani çıkmış buna benzer bir soru vardı sanırım. Ama çıkmış bir soru değil. Yine çok benzeri. Burada farklı müzik türleri vardı. Arkadaşlar zaten benzer olacak. Çünkü Prefer'ün başka soru türü yok yani. Prefer'ü sorulsa sorulsa ancak bu şekilde sorulabilir. Başka hiçbir şekilde sorulamaz. Boşluk var. Bakın Prefer'ü gördüm. Tercih ediyorum diyor. Boşluk var burada. Ve fiillere bakıyorum. Listen, listen, listening, listen. Dört tane aynı fiil var. Dördü de aynı. Ben prefer'ü gördüğümde ing eki e almış olan, ink ekini almış olan fiil seçeceğim doğrudan. oradan. Prefer gördüm. Hemen devamındaki boşluk soruluyorsa ink eki e almış olan şıkkım benim doğru cevabımdır. Başka hiçbiri doğru cevap olamaz. Bu bir kalıptır arkadaşlar. Boşluktan önce prefer görürsek doğrudan seçmemiz gereken şık ing eki e almış olan fiildir. Çok da önemli değil aslında anlam ne? Burada uh, I prefer listening folk music, to rock music. Halk müziği dinlemeyi, rock müziği tercih ediyorum diyor. Anlamı bilmesek de prefer, ing, to. Bu to ne? Tercihlerin arasında folk müzik ve rock müziğin arasına to koyuyorum. Folk, halk müziği, rock müziğe e ekini getiriyor bu. Rock müziğe tercih ediyorum derken. O zaman prefer kalıbım ne? Prefer, ink ekim ve to. Bu üçü ayrılmaz arkadaşlar. Sorularda nasıl görürsek görelim. Periförü görürsem ink eki almış olacak veya tuğunun olduğu boşluk. Mesela şöyle bir soru gelseydi. Prefer var. I prefer listening jazz music. Jazz müzik dinlemeyi tercih ediyorum diyor. Burada da klasik müzik var. Burada prefer kalıbım neydi? Prefer. Evet var. ING eki almış mı film? Evet almış. Jazz müziği klasik müziğe derken prefer ink ve to. Hemen to'yu. Prefer ing to. Prefer ing to. Bunu unutmayalım. Prefer gördün mü ink eki alacak. İki şeyin ortasında boşluk varsa, caz müzik ve klasik müziğin arasında varsa ne yapacağım? To'dur diyeceğim. Çıkmış soru her dönemde de çıkan sorulardan biri. Yukarıdaki kalıbı hatırlayacağız. Peki bir de ne var? Would var arkadaşlar. Would rather da bir kalıptır. Eğer ki prefer değil de would görürsem bu kez ink olanı seçmeyeceğim. Neyi seçeceğim? hiç ek almamış olun. Bakın. rather var. Sonrasındaki boşluk sorulmuş bana. watch, 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 watch. Fiillerin hepsi aynı. Biri ek almamış, biri s ek almış, biri ed ek almış, biri ing ek almış. rather kalıbım ne benim? Woodradır'ı gördüm. Hemen sonrasındaki boşluk soruluyorsa yalın fiili tercih etmem gerekiyor. Yalın fiil nedir? Hiç ek almamış olan. Bakın s eki var. Yani şu ekleri çıkarttığımızda zaten ingi çıkarın, idiyi çıkarın. Hani ing eki alıyor demiştik ya hemen çıkarıverin bunu. Geriye ne kalıyor fiilin ek almamış hali. Yani yalın fiilim benim doğru cevabımdır. Bir de burada yukarıda nasıl preferred to vardı? Burada would rather'ın kalıbı ise den'dir. Bunu lütfen unutmayalım. Would rather'ı gördüm, yalın fiil. Yalın fiil de verilmiş. Would rather den would rather demiş. Watch demiş. Ama şu yok. Ben buraya ne yapacağım? Woodrader'ı gördüm mü? Den'i seçeceğim de oradan. Düşünmenize bile gerek yok. Burada yine soruyu açıklamışız. Bakalım başka ne var? Woodrader gördüğümüzde den'i unutmayalım. Arkadaşlar, çıkan konular bunlar. Fakat bizim için önemli olan geçmiş sınavda iki tane görsel soru geldi. Bu görsel sorular neydi? Müzik çalgı aletleriyle alakalıydı. O yüzden biz müzik çalgı aletlerini de bilmemiz gerekiyor. Musical and instruments deniyor bunlara. Müzik enstrümanları. Çalgı aletleri demektir. Musical instruments sorulabilir. Daha önce görsel olarak sorulmuştu. Flüt biliyoruz zaten. Clarinet, clarinet demektir. Trumpet, trumpet Violin. Keman. Piano. Piano. Gitar. Gitar zaten. Ve saxophone, Saksafon demektir. Bunların ben Türkçelerini yazdım. Bunlar zaten sadece flüt flüt. Klarnet, klarnet. Trumpet, borazan. Violin. Violin benzemiyor bir tek. Keman demek. Trumpet, borazan demek gitar ve saksafon zaten benziyor. Bu görselleri gördüğümüzde keman gördüğümde violini seçeceğim. Unutmayın çıktı. Piyano gördüğümde piyano. Bunlar zaten Türkçe'ye de geçmiş kelimeler arkadaşlar. O yüzden çok üzerinde durmayacağım. İki kere çıktı. Yine çıkabilir. Unutmayın. Peki bununla alakalı ken yardımcı fiilini yeteneklerimizden bahsederken kullanırız. Ne alakalı? Ne alaka hocam diyebilirsiniz. Şu alaka. Bir müzik aletini çalabilmek veya sing a song la la na, 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 na. şarkı söylemek nedir? Yetenektir arkadaşlar. Herkes şarkı söyleyemez veya herkes bir müzik aleti çalamaz. Ben şunların hiçbirini neredeyse çalamıyorum yani. Bir ilkokulda flüt falan çalmıştım da violin çok istemiştim, keman çalmak istemiştim ama ne bu yetenek yani demek ki yokmuş çalamadım. Tabi denemedim gerçi de belki denesem çalabilirim. Neyse. Ken yardımcı fiilini gördüm. Ken yardımcı fiilini ben nerede kullanıyorum? Yeteneklerimden bahsederken. Bununla ilgili de soru çıktı. Nasıl soru çıktı? Play bu arada çalmak demek ve oynamak anlamı var. Bu çalgı aletlerinin hepsinin önüne play gelebilir. Play flüt, flüt çalmak. Play clarinet, clarinet çalmak. Play trumpet, play violin, play piano. Piyano çalmak, keman çalmak, play guitar, gitar çalmak, play saxophone, saksafon çalmak, play, play, play. Play çalmak demek oynamak anlamı da var. E, gitar çalmaktan bahsediyor ama burada ne var? Can var. Gitar çalabilir misin? diye soruyor. Ben bunun cevabını nasıl verebilirim? Yukarıda ne demiştik? İngilizce'de soru hangi yardımcı fiil ile soruluyorsa? Yani can ile soruluyorsa cevapta da çok affedersiniz. Boğazım kurudu. Tabi öncesinde de anlatmıştım aynı şeyleri. İkinci anlatıyorum. Yoruldu galiba biraz boğazım. Neyse. İngilizce'de soru hangi yardımcı fiil ile soruluyorsa yardımcı fiil cevapta da, da olur mutlaka. Do ile soruluyorsa ne dedim? Yes I do dedim veya no I don't. Can ile soruluyorsa da yes I can veya no I can't olur. She olsa mesela can she olsa yes she can veya no she can't olacaktı. Cevap olumlu olursa can olacak. Olumsuz olursa da yine can't olacak. Can ile sorulmuş bu soruya şıklarda arayabileceğimiz bu iki cevaptan biri doğru olacaktır. Arkadaşlar bu da böyle bir konuydu. Konularımız bitti kendi ben nerede kullanırım? Yeteneklerde. Gitar çalabilir misin? Yes Evet çalabilirim. Veya no I can't diyebilirim. <laughs> Önemli kelimeler. Bu kelimeler neler? Peki bizim bu çamada bilmemiz gereken kelimeler nelerdir? Bu kelimeleri bilmek bize büyük fayda sağlayacak. Örneğin fikir belirtirken hangi kelimenin olumsuz, Hangi kelimenin olumlu olduğunu bilirsek karşıdaki kişinin biri olumlu bir kelime söylemiş. Aşağıdaki de olumlu söylemiş. Kabul ediyor. Ee, ne yapıyor? Accepting. Agree. Ama yukarıdaki olumlu. Aşağıdaki olumsuz bir şey söylemişse ne yapıyor? Reddediyor. Yani disagree diyeceğim. Eee... Burada fikrin reddettiğini anlayabiliriz. O yüzden bunlar önemli. Son kısım olarak önemli gördüğümüz kelimeleri mutlaka çalışalım. Genel kelimeler var arkadaşlar burada. Çok özür diliyorum. Genel kelimeler var. Genre tür çeşit demektir. Type söyledik. Preference söyledik. Musical instrument söyledik. Singer. Singer şarkıcı demektir. Ama bunu şöyle sorabilirler. Mesela Person who sings. Sings kelimesini koyarlar. Şöyle sorulabilir arkadaşlar. Is a person who sings <laughs> a song. Bakın, burada ben bunu neden verdim sorulabilir çünkü. Sings şarkı söylemek demek. Person kişi. İngilizce anlamını yazdım aslında. Ee, şarkı söyleyen kişi deyip boşluk bırakıp sizden cevap istenebilir. Kimdir person who sings a song? Sing a song. Şarkı söylemek. Kimdir? Singer. Şarkıcıdır arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Anlamını bilmesek bile İngilizce olarak da bazen sorulabilir. O yüzden bu karşısına İngilizcelerini yazdıklarımın bunlar benzer kelimeler olduğu için mutlaka çalışın. Çıktı daha önce. Music band mesela grup kelimesini bilelim buradan. Ee, grup. Grup demektir ve music band, müzik grubu. Eğer ki yine öyle bir kelime soruldu ve cümlenin içinde grup var. E ne diyeceğim? Band, müzik grubu. Playlist, oynatma listesi demek. Zaten list, liste demek. Eğer böyle şarkıları listeliyorsa bilin ki playlist olur. Düet, düet nedir arkadaşlar? İki kişinin yaptığı, iki şarkıcının, iki sanatçıyla yapılan bir performanstır. Türkçe'ye de geçmiş zaten. Düet iki kelimesi olur arkadaşlar. Eğer iki kelimesi, two kelimesini görürseniz o kelime ne olur? Şıklardan düeti seçebilirsiniz. Bunlara ben yıldız koydum. Neden? Çünkü çıkabilir. Hatta çıkmış olanlara da yıldız koydum. The soul, ruh. Heals the soul. Um, soul, ruhumu iyileştirir. Şurada heals kelimesi var arkadaşlar heals, iyileştirmek demek. Ne? Olumlu. O zaman olumlu bir şeyler söylüyor e, müzik hakkında. The soul, ruh demektir. Feel, hissetmek. I feel great when I listen to pop music. Ben pop müzik dinlediğimde I feel great. Harika hissediyorum. Harika hissediyorum diyebilir. Tune, name demektir. Lyrics, um, Lyrics, the words of a song. Bu soruldu. Şarkı sözleri demektir. Word kelime demek arkadaşlar. Eğer soru cümlesinde cümlemin içinde word görürsen, lyrics'tir doğru cevabımız. Şarkı sözleri demek. Concert, public Konser demektir. E konser ne? Halka yapılan bir şey. Concert kelimesi sorulursa eğer nokta nokta deyip a public performance derse halk kelimesini görürsem neyi işaretleyeceğim? Concert'ı işaretleyeceğim. Önemli çıkabilir. At home. I listen at home. Evde dinlerim. I usually listen at home. Evde dinlerim genellikle. Veya I listen to music at work. İşte dinlerim diyebilirim. Melody. Arkadaşlar bu da çıkabilir. The music of a song. Şarkının müziğidir. Eğer böyle bir şey görürseniz melodi zaten melodi demek Türkçesi. O Türkçesini yazmadım. Melodi kelimesini boşluk verir. Is the music of a song. Bir şarkının müziği de, kelimesini görürsem neyi seçeceğim? Melodi. Instrumental kelimesiz şarkıdır. Yani çalgıyla olan şarkılardır. Bu da yine önemli. Başka kelimemiz var mı? Yok. Bunlar genel kelimelerdir. Bir de olumlu kelimeler var. Heal iyileştirmek. Olumlu ifadelerden olumlu bir fikir belirtirken dynamic. Uh, I feel uh, I feel dynamic. Dinç hissediyorum. Uh, it calms me down. It, calls me, it calms me down. Beni sakinleştiriyor. Calm down sakin olmak. Relax. It makes me relaxed. Mesela beni rahatlatıyor. Relax rahatlamak demek. Cop with başa çıkmak, çözmek demek. Cop with stress, stresle başa çıkmak. Şarkılar hakkında yorum yaparken bunlar kullanılabilir. Enjoy, hoşlanmak. I enjoy pop music. With pop music, en, pop müzikten hoşlanıyorum. Uh, good diyebilir. It is good. Mesela veya rock music is good. Rock müzik iyi. Better, daha iyi. Great, harika. Like, I like uh, jazz music. Caz müziği severim. Happiness, mutluluk. Pleasure, memnuniyet veriyor. Bakın bu kelimeler olumlu kelimeler hep. Delight, keyif vermek. Fun, eğlenmek. energetic enerjik. It makes me feel energetic. Uh, I feel energetic when I listen to hip-hop. Hip-hop dinlediğimde enerjik hissediyorum. Bakın bunlar hep ne? Olumlu düşünceler. Olumsuz düşüncelerde neler vardır? Mesela olumsuz kelimeler yazdım. Bunları neden ayırdım arkadaşlar? Olumlu mu, olumsuz mu düşünce olduğunu anlayabilin diye. Olumsuz kelimeler ne? Agresif, öfkeli, annoying, sinir bozucu. It's very annoying. Çok sinir bozucu. Şarkı türünden bahsedebilir. I dislike. Hmm, mesela reggae. Reggae'yi sevmiyorum, beğenmiyorum. Profanity. Bu genellikle rap şarkılarda oluyor arkadaşlar. Şöyle rap de yazın. Rap'ten bahsedilirse bilin ki profanity kelimesi de belki çıkabilir. Ee, kötü söz küfür demek. Genelde raplerde kötü söz küfür oluyor. Bad verse. Bad kötü demek zaten. Hate. I hate it. Nefret ediyorum. Ondan nefret ediyorum. Yine müzik türünden bahsederken. Meaningless. Anlamsız. Terrible. Berbat. Nonsensical. Mantıksız. Absurd saçma, absürt yani. Boring, sıkıcı. Unbearable, katlanılamaz. Ridiculous, saçma, mantıksız. Bunları kategori olarak sizler için ayırdım. Bunlar arkadaşlar son 5 sınavda çıkmış olan konu, soru türü ve kelimelerdi. Bunu bitirdiniz şimdi. Ee, son B sınav yani 2019-2020 ve 2020-2021 birinci dönemine, ikinci dönemine. O oh, yok, birinci dönemine zaten gireceksiniz. 2018-2019, 2019-2020. 6 tane e, dönem sorusu var. Açın soruları. Bu konuyla alakalı, müzik konusuyla alakalı olanları çözmeye çalışın. Emin olun hepsini çözeceksiniz. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Çalışırsanız yapabilirsiniz. inanıyorum. Örnek sorular bu şekilde çıkıyor sadece sorular. Kelimeleri verdim. Olumlu ve olumsuz olarak düşünün lütfen. Kalıpları verdim. Prefer, would rather, işte accepting, Uh, refusing, kabul ettiğimde neler var, reddettiğimde neler var, expressing idea, belirtme, ifade belirtme, asking idea, ifade, uh, fikir sorma bunların hepsini gördük. Yani şu birinci temayı bitirdik. Her temadan dört soru geliyor. Bu konuyla bu konuyu bitirdikten sonra, bu videoyu çözdükten sonra dört sorunuz cepte, garanti demektir. İnşallah faydası olur. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi, ee, ve devamını beklerseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Allah'a emanet olun, hoşçakalın, sağlıklı günler diliyorum.